Biz bu gizli tanıklığın Türkiye'de operasyonel bir aparat olduğunu düşünüyoruz. Gizli tanıklık maalesef Türkiye'de hala FETÖ taktiğiyle bir kurum, bir kişi itibarsızlaştırıldığında, kriminalleştirildiğinde kullanılan bir aygıt haline gelmiştir. Yani Batman Barosu 32 yıllık bir kurumdur. Hiçbir zaman hukuktan, adaletten, insan haklarından şaşmamıştır. Batman Barosu'nu böyle gizli tanık ifadeleriyle lekelemeye kimse kalkışmasın. Bu gizli tanığın deli saçması iddialarının, iftiralarının bizim son dönem yaptığımız faaliyetlerden bağımsız olmadığını düşünüyoruz. Yani yaptığımız faaliyetler, baronun genel duruşu bazı çevreleri rahatsız etmekte. Bunun farkındayız. Yani kulağımıza da geliyor. Ancak bu kadar buna cüret edebileceklerini düşünemedik. Yani bir gizli tanık bulup bu gizli tanık üzerinden baroyu töhmet altında bırakan, lekelenmeye çalışan iddialarda bulunacaklarını düşünemedik. Çünkü zaten bu kurumlar, yani bakanlıklar tarafından, Adalet Bakanlığı tarafından denetlenen kurumlar, tüm mali işleri yönetip kurum denetiminden geçen kurumlar. Dolayısıyla açıkça iftira niteliğindeki bu beyanlara karşı biz gizli tanığı Batman Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettik. Ve kamuoyunu da bu konuda bilgilendirdik. Zaten kimsenin bu deli saçması iddialara itibar etmeyeceğini düşünüyoruz. Ancak yine de biz kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduk. Ve dediğim gibi bu baroya karşı yönelim son dönem faaliyetlerimizden ve duruşumuzdan bağımsız değil. Ama bunu yine vurguluyorum. Bu faaliyetlerimize ve duruşumuza devam edeceğiz. Yani kimi rahatsız ediyorsa etsin, biz hukuktan, adaletten, insan haklarından şaşmayacağız. Biz bu gizli tanığın yargılanması için hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz. Öte yandan bazı çevreleri rahatsız etse bile faaliyetlerimize ve baronun genel duruşuna sahip çıkacağız. Bu faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Açık bir kumpas. Yani bu kumpas maalesef yargı buna alet ediliyor. Yani çünkü bir iddianız varsa, mesela gizli tanık iddiası varsa, şimdi Türkiye'de istihbari dinleme diye bir şey var. İstihbari dinleme kapsamında o kişiyi, kurumu aylarca dinlersin. Ve bu dinleme kayıtlarını mahkemeyle bile paylaşmazsın. Dinlersiniz, delillendirirsiniz, sonra harekete geçersiniz. Ama baştan böyle bir iddiayı ortaya koymak bir mesajdır, bir gözdağıdır. Bu mesaj ve gözdağını iyi biliyoruz. Ama bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Baro bildiği duruştan sapmayacak ve faaliyetlerine avukatlık kanununun verdiği yetki çerçevesinde devam edecektir.